Gel. Sultanım. Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Sultanım. Neden geldin Rüstem? Kızımın yanındaydım. Son hadiselerden mütevellit. Hasret kaldım. Beni görmeye neden geldin onu soruyorum. Beni de özlemedin herhalde. Bilmen icap eden bazı hususlar var. Yoksa babam? Hayır. Hünkârımızın durumunda bir değişiklik yok. Söyleyeceklerim Hürrem Sultan'la alakalı. Anlaşılan o ki Şehzade Bayezid'den vazgeçmiş. Gönlündeki yeni taht namzeti Şehzade Selim. Dedim asla inanmazdım. Bu da yetmezmiş gibi Şehzade Mustafa'nın da payitahta gelmesini emrettiler. Anlayacağınız sultanım, Hürrem Sultanımız artık saatli düşünemiyor. Selim olmaz. Validemle konuşmam lazım. Bu fikrinden dönmeli. Bu işe yaramaz. Zinhar fikrini değiştirmez. Yalnız kaldın Mihrim. Yalnız kaldım öyle mi? Daha düne kadar Bayezid'in tahta geçmesi için varını yoğunu ortaya koyan sen değil miydin? Şimdi taraf mı değiştirdin? Bu sana bağlı Mihrim ağa. Eğer Hürrem Sultan'a karşı hareket edeceksem bunu tek başıma yapmam mümkün değil. Birlikte olmalıyız. Tıpkı eskisi gibi. Bu bir tehdit mi? Anlaşma diyelim. Teklifim bu. Ya evliliğimiz devam eder. Ya da yollarımız tamamen ayrılır. İnceldi yerden kopsun. Umurumda değil. Selim'in tarafına geçeceksin öyle mi? Bu kanlı bir oyun Mihrim ağa. Eğer kaybedersek anında kellem gider. Şehzade Bayezid'in de hal böyleyken beni boşamak isteyen bir sultan için neden canımı ve istikbalimi feda edeyim? Eğer Bayezid'in arkasında durursan, onu eskisi gibi kollarsan, istediğini alacaksın.